Şevval Gelin'in sunum masası rekor sayıda ikram çeşidiyle öne çıkıyor. Gelin evi tarihinde ilk kez bir gelin bu kadar çok ikram çeşidiyle rakiplerini ağırlıyor ve adını altın harflerle yazdırıyor. Şevval Gelin'in sunum masasında tam 50 çeşit ikram var. Bravo Şevval! Teşekkürler yapımda ve mutfakta emeği geçen sevdikleri. Hepsini saymak mümkün değil ama fırında iç pilavlı hindi, kozalak tatlısı, 3 renkli patates salatası ve Muş'un meşhur yemeği zerfet masadaki lezzetlerden bazıları. Şu anda 2023'e veda ederken son sunum masasındayız. Şevval'cim bu da sana nasip oldu gerçekten. Yalnız burada kaç çeşit var? 50 çeşit var Aslı Hanım. 50 çeşit de bize nasip oldu evet. Yani. 50 çeşit şaka mı bu? Aslı Hanım ben saydım. Saydın evet mı? 50 çeşit var gerçekten. Bir şey söyleyeceğim. Öndekileri gördüm, masadakileri gördüm. Ya şaka arkası da dolu. Evet, evet Aslı Hanım. Şuraya bakıyorum bir şeyler, buraya bakıyorum bir şeyler. Ya bunu kaç kişi yaptı, ne yaptınız? Bir otelin hani açık büfe restoranı gibi değil mi? Catering gibi olmuş aynı. Bu arada gelin evinde bir rekor yaşanıyor. 50 çeşit lezzetle şu anda sen rekor kırdın. Evet, 2023'ün son rekorunu kırdım aslında. Bence de. Bence bakalım, bakalım senin üstüne biri çıkabilecek evet. Mi ama yani istiyor musun? Vallahi istemiyorum çünkü günah. Evet. Yani bu kadar hakikaten sıkıntı içerisinde insanlar var, bunları bulamayanlar var. Vallahi ben utandım şu an. Ama biz geliyoruz diye de sanıyorum etraf, komşu, evet, akrabalar, abi. Herkes bir şey yapıp getirse 50 kişi çıkar mı? Çıkar Aslı Hanım. Biz zaten kalabalık bir aileyiz. Benim sadece 7 tane halam var. Ne diyorsun? Evet, onların çocukları var, torunları var, arkadaşlarım var. Benim kendi çevrem de çok geniş. Evet. Herkes de çok destek oldular sağ olsunlar. Sağ olsun. Sen ama cici tatlı bir hanımsın evet. Ve seviliyorsun belli evet. Ki. Bir de hindi yapmışsın yılbaşına özel. Hindisiz olmaz mı dedi? Evet, onu da bir sembol olarak kullanmak istedim masamda. Evet. Bulunmasını evet. İstedim. Adeta nar gibi kızarmış iç pilavı da altında. Evet, iç pilavını da annem yaptı sağ olsun. Vallahi şey hani ne derlerdi dış ses? Yılbaşı sofralarında hindi mutlaka pişsin. İleri mi gidermişsin yeni yılda? Geri mi bırakır mısın? Öyle bir şey var onun ya. Sen bir araştır söylersin. İlla az da olsa bir hindi pişirin derler. O sebeple çıkmış işte böyle masalara evet. Gelmiş. Yanılıyorsam beni düzeltsin, izleyicilerimiz de düzeltsin. Sen de düzelt lütfen. Peki sen ne yaptın onu öğrenelim. Tabii. Ön tarafta gördüğünüz kozalak tatlısını ben yaptım. Ya o da çok değişik. Yine evet. Yıl konseptli aslında. Uydurmak istedim. İyi yapmışsın. Üç renk salatayı ben yaptım. Şehriye aha. Salatası yaptım. Evet. Buradaki patlıcanlı, pardon, kırmızı köz biberli, patatesli, yoğurtlu salatayı ben yaptım. Bir de böyle minik minik börek evet, gibi bir şey. Evet, onları da mi? Sunumda kullanmak istedim. Çok güzel görünüyor. Güzel, iyi fikir. Evet, bu şekilde. Ellerine sağlık. Bu karalahana mı? Afiyet olsun. Karalahana. Beyaz lahana. Evet. Bunları kim yaptı? Onları halam yaptı, Emine halam yaptı. Peki hanımlar bir masa sunumunu şöyle bir değerlendirsinler. Evet. Ardından lezzetlerin de tadına bakacağız. Bir ufak yorum yaparız elbette. Başlayayım senden ben. Başlayalım lütfen. Masasına zaten bir şey söylemiyorum. Yeterince dolu dolu gözüküyor. Herkesin eline sağlık tekrardan. Teşekkür ederim. Tabak takımını beğendim. Kullandığın peçete de uymuş bence. Yüzük, peçete yüzüğüyle evet. Birlikte. Hı hı. Fiyatı ne kadar acaba tabak takımının? 10.000 TL'ye almıştım. İyi almışsın. Hı hı. Çünkü yani iyi derken ben de pahalı almıştım. O yüzden bana iyi geldi. Beğendim. Şık, sade. Hoşuma gitti. Sen ne diyorsun Damla? Ben de beğendim. Çok fazla çeşit var. Bu arada karnım acıktı benim fazlasıyla. Bir kırılgama yaşadım az önce. İnşallah hepsini yeriz. Vallahi yiyin hepsini de böyle yiyemeyiz. Bir, yiyin de sakinleşin. Birazcık böyle bir sakinleşin. Açlıktan mı gergindiniz acaba? Biraz sakinleşirsiniz hiç olmadı. Aslında en çok o zaman şevvaliyesin bence onun çok sakin. Diyorsun. Evet, var. O tabii yoruldu ev sahibi olarak. Bu kadar hazırlık kolay değil. Siz evet. De takdir edersiniz. Hepiniz yaşadınız evet. Hepimiz aynı yaşadık şeyi. Ama hepimiz hiç öyle yükselmedik Aslı Hanım. Ben yükselmekten çok alçaldım biraz ama. Neyse yani... Hiçbir şeyi de beğenmiyorsunuz galiba siz de bugün. Niye böyle olduğunuzu anlamadım. Aslanım ben söyleyeyim hemen. Tabii.
Ben beğendiğim şeyleri söylüyorum. Sadece yakıştıramadığımı söylüyorum ama bu biraz hani burası kira, ben bunu hani buraya göre mi alacaktım oluyor. Ama biz şu an yorumladığımız için hani buraya göre olanı yorumluyoruz. O biraz yanlış anlaşılıyor. Bir şey söyleyeceğim, tekrar tekrar açmayalım. Biliyorsunuz ben yemek masasında böyle gerginlik hiç sevmiyorum. Çünkü olmaz, sofra adabına yakışmaz. Tamam mı? Hakikaten. Lezzetlere bakalım. Puanlamada gerekirse tekrar yeniden konuşuruz bunları. Evet, o zaman lezzetlerin tatlarına bakmaya başlayalım mı? Başlayalım. Evet, çok güzel görünüyorlar. Allah, diyeti miyeti ben de bir kenara bırakacağım gibi gözüküyor. Ama bu nedir yani? Salata. Tamam, buldum. Ben salata buldum. Burada nohut salatası ve bulgur salatası mı? Bu ne bu? O da şey, Şehriye Aslanım. Ay, bunda da hamur var ya. Neyse, ha şu yoğurtludan yiyebilirim sanki ben. Bakayım. Siz başlasanız da bana ne bakıyorsunuz? Başlasın aslanım, teşekkür ederim. Şu kısırdan da alabilirim hadi. Ay, bu hemen ne bu arada? Aslanım, annem benim muşlu. Bu Varto'nun Zerfet adında bir yemeği. Bu şekilde yapılıyor. Herkes çatalıyla tabaklamadan ortadan yiyor. Böyle yani. Evet. O ne zaman Muş'a sevgiler, selamlar olsun. Böyle başlayayım mı ben? Ne var içinde? Tadacağım madem anneciğin yapmış Muş'a özgü. Evet. Siz nereden başlıyorsunuz? Aslanım, biz direkt börekten. Hadi bakalım. Biraz karışık. Aslanım. Evet. Yılbaşında hindi yenmesinin nedeni geçen yıl verilen nimetlere şükranlarımızı sunmak içinmiş. Şükranımızı belirttiğimiz için de yeni gelen yılı bolluk ve bereket içinde geçirebilirmişiz. Öyle miymiş? Hadi hayırlısı olsun ya. Neyse neymiş? Bize böyle her şey böyle sağlıkla, huzurla, güzellikler yeni yılda inşallah bizleri bulsun. İnşallah. Ekranları başındaki seyircilerimizi bulsun ve benim kıymetli ekibimi bulsun. Kalbinizden geçen her şey sizin olsun diyelim. Sizin de öyle aslanım. Tekrar ellerinize sağlık. Hadi sen de ye. Dur. Al bakalım. Tat bakalım. Ev sahibi olarak yapmışsın. Tadına da bak. Nasıl? Çok güzelmiş. Ben de güzel kestim. Evet, güzel kestim. Hadi o zaman gelinlere servis yapalım. Buradan da düğüne geçelim. Geçelim. Geçelim aslanım. Şemal'e gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bizi önemseyip 50 çeşit yaparak hani hem gelin evinin rekorunu kırdı hem de bu rekorda bizi de dahil etti. Çok sevindim.